rica ettik. Bizimlesiniz biliyorum. Hilmi'nin aslında yorumları vardı. Hakan'ın yorumları vardı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Yani esasında şöyle hocam. Yani baktığımız zaman Türk siyasetine esasında yani bir şey yeniden keşfetmek gerekmiyor. 73 seçimlerinde Ecevit'in 77 seçimlerinde yaptı. Yani o ben bu ülkeyi yönetirim, ekonomik olarak da yönetirim, bu ülkeyi yukarı ben çıkartırım şeyini, söylemini, gücünü, hegemonyasını muhalefetin ortaya koyması gerekiyor. Ve bunun da sizin söylediğiniz şeylerden benim çıkardığım sonuç o ki ben de ona şey yapıyorum, itimat ediyorum ve ben de böyle düşünüyorum. Ekonomik olarak bir çözüm reçetesini sunmaları gerekiyor. Yani burada alternatif olarak biz ne yapacağız, ne yapabiliriz? Buradaki sözcüleri aracılığıyla topluma ulaşmaları, doğrudan ulaşmaları, mesajlarını ulaştırmaları ve bu mesajları verdiği zaman da siz burada karşılık üretebileceklerini düşünüyorsunuz. Doğru anladım değil mi? Evet, çok doğru ifade ettiniz. Bakın, yani katılıyorum bu söylediklerinize. Bu ay, Kasım ayında araştırmasında şöyle bir sorumuz var. Son yıllarda zenginleştiniz mi yoksa yoksullaştınız mı? Çok sade, net bir soru. Zenginleştiniz mi yoksullaştınız mı? Toplumun %11'i zenginleştim diyor, %71'i fakirleştim diyor. Ve AK Partililerin de %30'u zenginleştim, %31'i de yoksullaştım diyor. AK Partililerin bile. Şimdi bu seviyede yoksulluğun yaygın olduğu bir ülkede fantazilerle uğraşamazsınız. Realiteyi görüp insanlara biz bu işi çözebiliriz, ekonomiyi yönetebiliriz algısını üretmesi lazım politikacıların, muhalefetin. Bunu nasıl yapacaklarını ben bilmiyorum. Bu bir siyasal iletişim meselesidir. Bu işte ekonomiyi yönetebilecek, pratikten gelme, ekonomi yönetmiş, şirket yönetmiş, ekonomi yönetiminde bir arka planı olan, başarısı olan birilerinin sahneye çekilmesi lazım. Kemal Derviş 3 yıl içinde, 2 yıl içerisinde Türkiye'deki ekonomik sistemi düzene soktu ve gitti. Ali Babacan 10 yıl onun saltanatını sürdü. Şimdi yine CHP'nin, İYİ Parti'nin, Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun biz bu ekonomiyi yönetebiliriz demesi, bunu öyle bir üslupla, öyle bir argümanla, öyle söylemlerle ortaya koyması lazım ki halkı inandırsın. Evet, bunlar çözebilir desinler. İnandırmak çok önemlidir. Ben çözebilirim demenizle halk sizin çözebileceğinize inanmaz. Bu hem ekonomi hem de liderlikle ilgili bir olay. Yani halkımız güçlü liderliğe ve ekonominin düzeltilmesine çok önem veriyor. Orta Doğu insanıyız. Orta Doğu insanı liderine prestij eder. Lidere çok bağlılık duyarsak onun sözüne inanır. Bu çok önemli bir şeydir. Çok önemli açıklamalar yaptınız. Peki, burada bir muhalefet sorunu da var tabii. Çünkü dediğiniz gibi seçmenin %71'i fakirleştim diyorsa, eğer Cumhurbaşkanı'nın hala %39 görev onayı varsa demek ki burada bir muhalefet sorunu var. %71'in karşılığı çok daha düşük olmalı. Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim. Yazın, Haziran veya Temmuz ayındaydı, şöyle bir sual sorduk. Hangi lider Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözebilir? Açık uçlu soru. İsim vermeden. Hangi lider Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilir? %28-30'la Erdoğan çıkıyor. %9-10-11'le Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Babacan çıkıyor. Ben bir soru sordum. Bunu halk söylüyor. Dolayısıyla yani bu benim fikrim değil. Halkın içinde yakaladığımız görüşü size aktarıyorum. Yani, bunu yapamazsan muhalefet istediği performansa ulaşamaz.
Peki ama bakın. Özer Hocam, Temmuz-Ağustos verisi olduğunu söylediniz bunun. Temmuz-Ağustos'tan sonra sanki muhalefetin hem kendi arasındaki iletişimde hem de her bir genel merkezin siyasi stratejik iletişiminde bazı farklılıklar oldu. Bir değişim ölçülemiyor mu, yani hala aynı noktada mı gözüküyor muhalefet? Geçen ay sorduk, muhalefet ekonomik sorunlar iktidara gelirse şu anda içinde bulunduğumuz ekonomik sorunları çözebilir mi diye sorduğumuzda grafiğini siz biraz önce gösterdiniz. Bir değişim çözemez yok. Diyenler, çözer diyenlerden daha 20 puan fazla. Demek ki değişmemiş. Ben de tam bu noktada bir şey sormak istiyorum. Partilerden söz ettiniz ama bir de belediye başkanları var. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam daha önce yaptığınız yoklamalarda belirgin bir şekilde parti liderlerine daha yüksek çıkıyorlar. Hem İmamoğlu hem Mansur Yavaş. Şimdi buradan az önce anlattıklarınızı da düşünürsek şundan dolayı mı, yani bir icraat makamı olarak gördüğü için mi belediyeyi belki de daha büyük şans veriyor belediye başkanlarına? Nasıl yorumluyorsunuz? Yani CHP'li belediye başkanı ya da işte İYİ Parti'nin desteklediği belediye başkanı parti liderlerinden, parti genel başkanlarından daha yüksek çıkıyor yoklamalarda. Önde çıkıyor. Doğru çünkü şu anda yaklaşık benim yakından tanıdığım 4-5 tane büyükşehir belediye başkanı var. Hepsinin popülaritesi parti liderlerinden yüksek. Çünkü bulundukları yerde başarılılar. Yani yeni yaptığımız ölçümlerde görüyorum. Ölçtüğümüz CHP'li büyükşehir belediye başkanları seçilirken aldıkları oydan 7-8-10 puan yukarıda oy alanlar var. Şu anda. Ancak şöyle bir sorun var. CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının icraatları ve başarıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine pozitif bir şey taşımıyor. Neden? Doğrusu ben de bunu çözebilmiş değilim. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığımız ölçümlerde görüyoruz çok başarılılar. Ben sağda soldaki dedikodulara bakmıyorum. Çünkü ölçüm var elimde. Başarılılar. Tekrar aday olsalar tekrar seçilecekler. Ama onların Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir katkısı yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bir şekilde çevreden gelen pozitif etkileri üzerinde tutamıyor. Oraya aktaramıyor. Düşünebiliyor musunuz? Büyükşehir belediye başkanlarının popülaritesi 10 puan, 20 puan yüksek liderlerden. O kadar fark var mı Özer Hocam? 10 puan, 20 evet, puan. Evet var. O kadar fark var. Peki bir son soru alalım ve yavaş yavaş Özer Hoca'yı ağırlayalım. İster İsmail ister Hakan, siz kendi aranızda. Hocam az önce Ömer'in söyleminden bahsederken ya da helalleşmeden bahsederken aslında AKP'deki uçta ya da daha dindar kesimi aslında etkilemediğini bunun analizini yaptığımız aslında katılıyorum. Ve aslında AKP'den kopan seçmenin de merkez sağ seçmeni, eski merkez sağ seçmeni olduğunu söylediniz. Buna da katılıyorum. Ama bu anlamda söylem işe yaramasa da o zaman ben ciddi bir kemik seçmen grubunun hala AKP'de durduğunu görüyorum. Ki AKP'nin dindar söylemi aslında din üzerinden seçmen kazanmak değil de sanki o kitleyi, o çelik çekirdeği sağlam tutmak üzerine kurulu gibi geliyor bana. Bu kırılamaz çok görünen kemik seçmen ya da çelik çekirdek. Ne kadar da boyutları acaba milli selametçi, geleneksel milli selametçi seçmenin oy oranı %10-11 diyebiliriz biz. Bu mudur acaba? Ne kadar kırılamaz bir çekirdek var orada? Şu anda AK Parti'nin çok sadık seçmen kitlesi 25-26 puan. Az bir şey. Onun hemen çevresindeki bir dairede de bir 5-6 puanlık yine sadık bir seçmen kitlesi var. Ama öbürleri merkezdekiler kadar sağlam değil. Yani sıkı bağlı değil. Ama unutmayın 25 puan çok önemli bir rakamdır siyaset sahnesinde. 5 tane, 6 tane, 7 tane partinin seçime girdiği bir ortamda bir parti hala 30 puanını kararsızlar dağıtıldıktan sonra 30-31'e çıkıyor. Tutabiliyorsa bu çok önemli bir başarıdır. Hala başarıdır. Yani halkın %71'i
biz sefalet içindeyiz diyor ve bu iktidar partisi %30, %31 oyunu muhafaza ediyorsa bütün siyaset erbabının önüne bakıp bunu düşünmesi lazım. Niye böyle oluyor diye. Peki MHP için bakın, ne dersiniz? Ortağı MHP çünkü iki oy eklenecek hususta. Bir düşüş, çıkış ya da bir sabit... MHP'de azalma var. MHP'de azalma var. Ama ittifak ortamı olduğunda baraj sorun değil. Ama %7'ye alarak MHP yani o yasayı çıkarırlarsa kendisi için ittifak bozulsa bile risksiz bir alana taşıyabilir kendisini. Yani ben %7'lik bir baraj ortamında MHP'nin baraj altında kalacağını kesinlikle düşünmüyorum. Hocam, özür dilerim. Hocam benim iki sorum olacaktı. Birincisi, buyurun. Belediye başkanlarının popülaritesinin bu